programında tekrardan karşınızdayız. Efendim, programa başlarken öncelikle hain saldırı sonrasında 24 Kasım'ın yaklaştığı, öğretmenlerimizin bu kutlu, mutlu günlerini kutlayacağımız bu iki güne göre dün akşam gene Güneydoğu sınırlarımıza alçakça bir saldırı icra edildi. Bir öğretmen, 5 yaşındaki çocuğumuz katledildi. Öncelikle tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sabih zaten cennetlik de, öğretmenler de bu dünyadaki en kutsal, en şerefli mesleği yapan topluluklardır. Efendim, bir öğretmen hekimi, hakimi, mühendisi hepsini yetiştiren anne ile birlikte en önemli temel taşıdır. Öğretmenlerimize 24 Kasım öncesinde öncelikle kendi öğretmenim, ilkokul öğretmenim Nezihe Gürsoy Bildik, sonrasında İsmail Demez, sonrasında Tahsin Terzi ve sonrasındaki üzerimizde hakkı olduğunu bildiğimiz, onların da inandığı tüm öğretmenlerimin bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk, acılı bir şekilde kutluyoruz. Sevgili izleyiciler, bizim için çok kıymetli, vatanı olmayan, sınırı olmayan hiçbir yer hiçbir şeyden ibaret değildir. Bizler Türk toplumu 90 milyon askeri olan insanız. Bak, buradan Bilal Yalçıner söylüyor. Ben asker değilim. Biz 90 milyon askeriz. Hangi birimize ne yapacaksınız? Hangi birimize bir şey yapabilirsiniz? Biz buradayız. 7'den 7777'ye ülkemizin, halkımızın, toprağımızın yanında can cana, kan kana beraberiz. Bu vesileyle bir kez daha Öğretmenler Günümüzü de şimdiden kutlamış olalım. Hocam, hayatımın en uzun giriş konuşmasını yaptım. Özür dilerim. Pek hoşlaştığım bir şeyler değil. Hoş geldiniz. Efendim, konuğum Sayın Doktor Onur Çetinkaya. Ben normalde ilk konuklardan sonra bayağı açıyorum. Ama bugün Onur Hocam'la bir açalım dedim. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Bu konuyla alakalı sizin de söyleyecek bir şeyleriniz varsa. Yani ülkemiz tabii önemli bir süreçten geçiyor. Bu dönemde en önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu hep birlikte her fırsatta yeniden vurgulamalıyız. Terör nereden gelirse gelsin, terörün her türlüsünü tabii lanetliyoruz. İnsan hayatını kasteden her türlü davranış temel olarak terördür. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi bunun gibi aksiyonlarla hiçbir şekilde ne parçalayabilirler, ne bizden hiçbir şey koparamazlar. Tarih boyunca bu böyle oldu. Bundan sonra da devletimiz gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Muhteşem. Efendim, hoş geldiniz tekrardan. Girişten sonra. Onur Çetinkaya'yı ben ikinci defa konuk etmekten dolayı mutluyum. Efendim, bu sanırım bugün 10. programımız. Evet. 10 olduk. Bu programlara başlarken bizim amaçlarımız var. Sabah işe kalkıp gelen buradaki personel gibi. Atıyorum, işe giden herhangi bir meslek grubuna münhasır insan gibi. Amaçla kalkıyoruz. Ve bu işlere de amaçlarken biz diyoruz ki halkı bilgilendirelim, insanlara bir faydamız olsun. Evet. Fakat insanlarımız şu 10 bölümde 10. bölüme kadar şunu gördüm. İstediğini alıyor, lazım olanı izliyor, direkt diğer tarafa geçiyor. Ben bu programı yapımcı olarak yaptığım zaman en önemli amacım modern tıp, GETAT, özel eğitim, rehabilitasyon ve az bilinen ama topluma yük olan alanları insanlara anlatmaktı. Neydi bunlar? Dil konuşma terapisi, özel eğitim, beslenme, diyetetik, alternatif tıp. Anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Mesela şu Instagram şeyleri var, çiçekleri. Bütün enerjisini beğeni, takipten alan çiçekler. Ve bakalım diyoruz, ne kadar kokuyorsunuz? İzmit'tekiler, Adapazarı'ndakiler, Bursa'dakiler ve bu çevredekiler. Hocam, inanır mısınız?
Programa çıkmıyor. Bir, madem bilgin yok, neye soyunuyorsun sen bu sosyal mecralarda? Bildiğin doğru değilse niye insanlara anlatıyorsun? Madem ki anlatımının bir insana faydası yok, ya bu dünya çok kısa arkadaşlar. Çok kısa. Bakın 5 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk, günahsız bir çocuk oyun oynarken şehit oluyor. Dünyada her 3 saniyede bir, bütün dünya genelinde binlerce insan ölüyor. Gerek yok ya, vallahi gerek yok. İnsanlara yardımcı olalım, biraz sosyal mesaj verelim. Sosyal medya değil, biraz sosyal mesaj verelim. Sosyal mesaj verebilmek için öncelikle kendimizin düzgün olması lazım. Gözünüzü karartmış psikoloğundan, art niyetlilere söylüyorum, doktorundan, fizyoterapistinden, hepsinden. Öğretmenler gününe özel gün %50 indirim. Psikologlar gününe özel. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Ya bir halkı bir bilgilendirin Allah rızası için. Kendim rahatsızım 2-3 gündür. Allah bir kere devletimizden razı olsun. Özel hastanelere gittiğimiz zaman çok iyilerine denk getirsin. Devletimize gittiğimiz zaman da biraz sıra bekliyorsun. Biraz vicdanlı olup merhametli olduktan sonra biraz sıra bekle. Yemin billah ediyorum hocam. Yani yemin billah ediyorum. Devletimiz Amerika'sında yaşayan, büyüten, gelişen, dünyayı gezen bir insan olarak böyle bir imkan yok. Ben ellerinizden öpüyorum. Kimse bunun müsebbibi. Halkı mutlu. Öyle insanlar anlatıyor filan da biraz vicdan. E çağırıyoruz dışarı ama bizim sorunlarımız var hocam. Biz kronik, süreyen, engelli hastalara modern tıp bir şey yapamıyor. E bunlar için de dedik ki biz çıkalım ortaya, bir şeyler yapalım. Dünkü çocuklar program yapıyor. Efendim 5000 TL 15 dakika. Vızır vızır. Gel kardeşim anlat. Profundan pratisyenine, yeni mezun diyetisyeninden en üstüne ya bir gel bir anlat. Hocam programım çakışıyor. Şu bu. Ne oluyor? İşten anlayan birisini görünce gel belki gerçek anlamda birisine ulaşacaksın diye düşünerek ben de dedim ki bu hafta gerek bu konuk listesindeki arkadaşlar gerek diğerleri. Ben dedim bu alanı bir daha çek edeceğim. Ve biz şu an kalbini, kişiliğini, yeteneğini, dürüstlüğünü, merhametini insanlara ben hiçbir yerde kimseye böyle konuşmadım. Ama ben tanıdığım kadarıyla bu tarz bir insanı en azından insanlara anlatalım. Çevresindeki insanlar faydalansın. Düzgün bir şekilde insanlara bizim bakış açımızda öğrenin. Bu bakış açısına sahipseniz ortak konjüktürde buluşuruz. Ha, yok mu? Bak sen de yaşlanacaksın. Bak senin annen baban da rahatsızlanacak. Allah korusun. Para ve sağlık yaşlılıkta lazım. Dünyada, Türkiye'de 2006 yılında engelli nüfusu 8,5 milyonken şu an 11 milyon. Kimin çocukları bunlar? Senin, benim, onun, bizim, hepimizin. Bekarsın değil mi şimdi? Zannediyorsun ki hiçbir şey bulmaz seni. Allah korusun. Kendin bir rahatsızlığa yakalanabilirsin. Çocuğun bir rahatsızlığa yakalanabilir. Kimden hizmet alacaksın? O zaman da Instagram, Facebook, Twitter, YouTube buralardan mı gezeceksin? Ya aldığın doğru bir bilgi. Bu konuda biraz özür dilerim yani. Özür dilerim derken bu duyarlılığından dolayı değil. Olur da sıkıldıysanız, hoşunuza gitmeyen bir şeyler. Bu arada hep size derdim ya ben engelli yakınlıyım diye. Dün de evvelsi günde zihin engelli bir yeğenim vardı mesela. Onu da kaybettik. 16 yaşında. Özbeöz yeğenim. E şimdi bu insanın yeğenim diyor ki annesi diyor ki pardon. Allah'ım diyor ya benim canımı al ya onun canını al gücüm yetmiyor. Sen bu psikolojiyi bilir misin? Şu an hasta, yaşlı bakım, engelli rehabilitasyon. Ya burada bir yer var hocam. Dedik ki yani artık isyan noktasındayız. Bu kadar agresiflik içinde kusura bakmasınlar. Hak etmeyenler, hak edenler de bakabilir. İsteyen de istediğini anlayabilir. Ya arkadaşım burada 70, 80, 90 yaşında insanlar var.
bize bir fırsat ver, bir ulaşalım. Burada İzmir tamam büyük şehir olabilir ama birçok yerde hala sağda solda evine bağlı olan insanlar var. Uzakta değil Kocaeli'de, Kocaeli'de evine bir zihin engelli iki çocuğuyla bırakılmış geçen tavan arasında belediye veya bilmem nerenin işçilerinin bulduğu aile var. Geçen hafta ya mübarekler, mübarekler bir anlatalım, bir gelin buraya anlatın, kimlere ne anlatıyorsunuz? Belinizi bağlamışsınız Instagram'lara, Facebook'lara. Düşmanımız değiller ama çıkın az bir rehabilitasyon merkezine, seminere gidin, valiliğe gidin, bir talepte bulunun, bir şeyler anlatın. İşiniz, gücünüz, sosyal hizmetler kaç para verecek? İşiniz, gücünüz, Sağlık Bakanlığı ne kadar ödenek verecek? İşiniz, gücünüz bu P plakayı, bunun işiniz, gücünüz para olmuş. Allah'tan korkun ya. Dünkü çocuklar müdür. Koskoca kurumlara gidiyorsunuz, muhatap yok. Yani bu bununla alakalı değil. Ben aynı zamanda engelli özürlü rehabilitasyon alanında doğduğum günden beri bu işi yapıyorum. Peki niye bu kadar agresifim biliyor musunuz? Ben anlamıyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyor musun? Para seni buluyor zaten. Bunları da anlatamadığımı gördüğüm için dedim ki bugün Onur Hocam'la beraberiz. Ne kadar? 15-12 dakikasını yemişim adamı. Bu kadar konuştuk, bir daha konuşmayacağım. Eksik olmayın. Efendim, Onur Çetinkaya kimdir? Öncelikle bir Onur Hoca'yı tanıyalım. Teşekkür ederim. Önce Bilal Bey, tabii teşekkür ederim. Tekrar birlikteyiz. Gerek yani sağlık alanındaki ilimizin durumu, ülkemizin durumu, gerek geleneksel ve tamamlayıcı tıpta neler var, bunları konuştuk. Bugün biraz daha geniş olarak izleyicilerimize bu konulardan bahsetmek istiyoruz. Ben tıp fakültesi eğitiminden sonra özellikle doğu görevi, mecbur hizmet görevini Ağrı ilinde yapıp orada da çeşitli kademelerde görevler yaptım. Yani sağlık ocağından tutun da ilçe ve il hastanelerine, il sağlık müdürlüğüne kadar birçok görevde yer aldım. Sonrasında da yaklaşık 13-14 yılı aşkın süredir de Kocaeli'de hizmet vermekteyim. Kocaeli'de de yine kamuda ve özel sektörde çalıştığım için ve sürekli devam ettirmeye gayret gösterdiğim mesleki eğitimler sonrasında da tabi bu manzara hakkında sizin anlattığınız insanların acı yaşadığı, sorun yaşadığı konularda tabi bizim de hepimizin de tecrübeleri var. Aslında bu programın amacı da insanların derman bulamadığı konulardaki bilgi kirliliklerini biraz daha ortadan kaldırmak. Yani hakikaten neler var, kimler hangi sağlık problemlerine neler yapabilir biraz aydınlatmak lazım. Ben tıp eğitimi sonrasında kamuda ve özel sektörde çalıştım dedim. Tabii biliyorsunuz ilimizde değerli bir özel hastanede uzun yıllardır yaklaşık... İsmini verebilirsiniz. Çağıngöz Hastanesi'nde biliyorsunuz yaklaşık 12 senedir göz acili hizmetlerini yürütmekteyiz. Sadece bölgemizin değil ülkemizin de bu alanda en yüksek sayıda hasta bakan, rakipsiz hizmetlerini sunan gerçekten göz acili hastanesi. Sadece İzmit'e değil, tüm bölgeye gerçekten hizmet veriyor. Çoğu zaman ben hastanede çalıştığım için her gün şahit oluyoruz. Hocam özür dilerim. Rakipsiz dedi, elindeki donanım ve evet. imkanlar. Evet. Yani hizmet kalitesi olarak bunun tercihi tabii. ve şeyi sizde yani imkanlar, son model teknolojiler. Tabii sürçülisan olmasın ama burada özellikle hiçbir yanlış anlaşılmaya maharet vermeden gerçekten ihtiyaç duyulduğunda birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğiz ama insanın gözüne bir toz tanesi bile kaçtığında ne demek olduğunu o zaman çok daha iyi bilir. Gerçekten ertesi gün gelmek bilmez. O zaman da 7/24 göz acili hizmetin önemi kavranıyor. Tabii İstanbul'dan Ankara'ya kadar bölgemizde tek bu alanda hizmet veren hastane olduğumuz için az önce de bahsettiğim gibi Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Kandırası, Gebze'si, Bursa'sı, Bilecik gibi her yerden hasta almaktayız. Bu alandaki tecrübelerimi özellikle GETAT'la birlikte sürdürmekteyim. Aynı zamanda da iş sağlığı güvenliği ile ilgili uzun yıllardır çalışmaktayım. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Az önce de bahsettik. Neden eskiden bu kadar değildi de artık toplumumuzda bu kadar çok hastalıklar var? Bir önce hakikaten birazcık çok az ondan bahsetmek lazım. Gözden gidelim biraz. Gözüm çıkmıyor. Evet. Göze yok. Göze gelmeden önce tabii. Şöyle söyleyeyim. Özellikle geçmişte
ilk mezun olduğumuz yıllarda kapımızı çalan her 10 hastanın, inanın 10 hastanın 9'u akut hastalıklardır. Gerçekten. Kronik hastalıklar hakikaten 10 hastadan biri düzeyindeydi. Bunun geçmişte çok daha az olduğunu biliyoruz. İnsan ömrünün uzamasıyla, doğanın kirlenmesiyle, besinlerimizin kirlenmesiyle hepimiz ciddi bir toksik saldırıya maruz kaldık. Bütün hücreler arası matriksimiz bu toksinlerle doldu ve özetle kronik hastalıklar bugün bu noktaya geldi. Artık hastanelerde, kamu ya da özel hastanelerde, muayenehanelerde başvuran hastaların büyük bir çoğunun, yaklaşık %80-90'ının kronik hastalıklarını oluşturduğunu biliyoruz. İşte bu kadar yoğun kronik hastalıklara sahip bir nüfusa dönüşünce, toplum sadece ülkemizde değil, dünya, işte o zaman yaşlı nüfusunun bakımları, engelliler ya da sürekli kronik hastalıklarla yaşamak zorunda olan insanların dertlerine ayrı bir çözüm bulmak gerekiyordu. Bunu yayınımızın ikinci bölümünde GETAT kısmını özellikle anlatacağım. Ama tabii ki şu an özellikle göz hastalıklarından ve göz hastalıklarını yanlış bilinen konulardan biraz bahsetmek göz istiyorum. Göz denilince, mesela göz acili denilince hangi hastalıkları var? Evet. Bir de göz hastalıklarının nasıl bir önemi var yani? Biz buraların kıymetini tamam biraz önce sabah olmuyor deyince anladık da. Evet. Oradan bir bağlayalım. Şimdi tabii birçok bildiğiniz ya da yanlış bilinen göz hastalıkları var. Ancak özellikle süreyen poliklinikte kontrol edilen hastalıkların dışında gözünde akut travmaları ya da akut hadiseleri vardır. Bunların en başında en çok karşımıza çıkan tabii enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar halkımız açısından gözümüzde özellikle bir kaşıntı batma şikayeti başladığı zaman maalesef genelde kendi kendilerini giderme çabalarının sonrasında enfeksiyonlar bazen ilerlemekte. Bunların özellikle bazı enfeksiyonların çok daha tehlikeli olduğunu, bulaşıcı olduğunu, bazı enfeksiyonun tehlikeli olmasa da burada en önemli konunun erken teşhis ve tedavi olduğunu hiç unutmamak lazım. Özellikle tabii hastalarımız böyle sorunlar yaşadıkları zaman genel hastanelere başvurduklarında maalesef genel hastanelerde tabii biyomikroskopik muayene yapılmadığı için dolayısıyla göz enfeksiyonları konusunda tanı ve tedavilerde gecikmeler ve buna bağlı da sekonder olumsuz sekeller oluşabilmekte. Bunun dışında biliyorsunuz Kocaeli sanayi bölgesi, biz Türkiye'nin önemli bir üretim sorumluluğunu gerçekleştiriyoruz. Tabii sanayide de dolayısıyla göz hastalıkları anlamında çok sayıda yabancı isimlerle, travmalarla karşılaşmaktayız. Ve bu travmalar olduğunu az önce anlattığım gibi bir toz tanesi dahi göze kaçtığında bizim üst göz kapağımızın altındaki reseptörler çok yoğun ve sıktır. En ufak bir toz tanesinde gerçekten çok ciddi bir hassasiyet oluşturur. Bunlardan tutun da kronik glokom hastalıklarının ani glokom atakları olduğunda, gözde açı kapanması dediğimiz, ani göz içi basıncının arttığı durumlarda, göz içi kanallarının çocuklarda özellikle ani tıkanıklıklarında ya da travmalarda özellikle hizmet vermekteyiz. Bunlar en temel bilinen göz acilleri olsa da tabii çok daha tehlikeli durumlar da özellikle ani pıhtıların attığı, gözün ana toplar damarının ani tıkanıklıklarının olduğu durumlara kadar birçok göz hastalığı göz acili sınıfına girmektedir. Süper. Peki izleyicilerimiz de göz acilleri konusunda mesleki olarak veya önemli gördüğünüz konuları paylaşmak ister misiniz? Bunları da evet, bu saydığım hastalıkların tamamıyla karşılaşsak da aslında en çok karşılaştığımız grup enfeksiyonlar ve travmalar, yabancı isimler. Şimdi özellikle her ikisinin ortak noktası, biliyor hocam, özellikle gözde kaşıntı ve batma, gözün ana rahatsızlığını gösteren en önemli iki bulgudan bir tanesidir. Tabii gözde ağrı, gözde yanma, gözde sulanma gibi başka semptom ve bulgular da vardır. Ama özellikle kaşıntı ve batmanın önemli olduğunu, önemsiz gibi algılanmaması gerektiğini hep birlikte hatırlamalıyız. Gözümüzde herhangi bir batma olduğunda en önemli dikkat etmemiz gereken konu gözün asla ellenmemesi konusudur. Tabii her gün çok sayıda hastamızla karşılaşıyoruz. Gözün herhangi bir yabancı isim girdiğinde o henüz korneye batmamış, girmemiş olabiliyor. Henüz orada rolling yapıyor, yuvarlanabiliyor. Gözünüzü orada can havliyle ellediğiniz zaman işte kornea travmaları, korneadaki çizikler, sürtünmeler, korneanın içine girişler buralarda olabiliyor. İçerideki yabancı isim ağrının şiddetiyle korele olmadığı için bu ne demek açayım? Ufak bir ağrınız olduğunda çok büyük bir yabancı isim, kocaman ağrınız olduğunda normal bir yabancı isim de çıkabilir. Burada gözünüzü ovaladığınız zaman hiç tahmin edemeyeceğiniz kalıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
daha yeni gördük. Bir tane tel parçası hastamızın gözüne girmiş. Ovaladığı için ne oluyor? Korneayı deliyor ve bunlar da ani göz boşalmasından tutun da kalıcı keratitlere kadar birçok risk var. Burada en temel bilgi gözün asla ellenmemesi, en kısa zamanda biyomikroskopla muayene edilebilecek, gerçekten göz muayenesi yapılabilecek bir merkeze gidebilmesidir. Süper. Göz salgını, gözün salgın hastalıklarını duyuyoruz hocam. Evet. Nedir? Nasıl korunabiliriz? Şimdi az önce de aslında bahsettiğim gibi gözde en çok karşımıza çıkan durumlar yabancı cisimler ve enfeksiyonlar. Göz enfeksiyonları çok çeşitlidir. Salgını şu anlama geliyor. Gözün enfeksiyonları bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, bu mevsimsel vernal konjüktivit dediğimiz durumlar ve bazı özel enfeksiyon çeşitleri var. Bu enfeksiyonların içinde bazıları bulaşıcı özelliktedir. Özellikle bunlar tabii viral konjüktivitler. Göz yüzeyinde, kornea haricinde gözümüzün o beyaz gördüğünüz yüzeyini, kapaklarımızın içini halı flex gibi döşeyen bir zar vardır. Buna biz konjüktiva zarı diyoruz. İşte bizim gözümüz mikrop kaplı. İlk önce bu gözümüzün dışındaki zar mikrop kapıyor. Bu zar hem bizi koruyor hem de damarlarla beslendiği için aynı zamanda mikroplar için çok değerli bir besiyeri. Unutmamak gerekir ki göz aslında bir iç organ. Göz bir iç organ olduğu için mikrop kaptığında, hele ki bu bulaşıcı viral bir konjüktivit ise bir anda çok hızlı ilerleyebiliyor. Korneada hasarlar oluşturabiliyor ve elimizi gözümüze değdikten sonra eğer bulaşıcı bir enfeksiyonsa çevreye dokunduğumuzda ortak temas noktaları özellikle kapı kolları gibi, evde bir kumanda gibi, işte iş yerimize gittiğimizde orada dokunduğumuz noktalar gibi oraya dokunan diğer kişilerin de elini gözüne değmesiyle enfeksiyon geçer. Burada en çok dikkat etmenizi önereceğim konu gözünüzde ne olursa olsun asla ellemeyin. Çevrenizde gözünde şüpheli durumu olan bir kişi olursa size nasıl geçecektir? Temasla. Elimizi gözümüze değmezsek aslında biz de kendimizi korumuş olacağız. Ama çok bu konuda hocam. Geçen televizyonda da bir şey gördüm. Hemen sıcağı sıçanı kesiyorum. Kızmayın. Tabii. Onur Hoca'yı kesiyorsunuz. Tam yerini yakaladım. Gözünüzde bir şey hissettiğiniz zaman bir mendille alıp sağ şey ne derler? Saat yönünde ovun diyor. Peki bu bahsedilen durum aslında genelde bazı özel blefarit durumları ve gözyaşı kanal tıkanıkları. Tamam. Şimdi çocuklarda bu daha sık oluyor. Onu da açalım. Gözyaşı kanal tıkanıkları enfeksiyon başladığında eğer ki enfeksiyon biraz ilerlerse çapaklanma dediğimiz hadiseler oluşur. Çapaklanma aslında nedir biliyor musunuz? Evlerin kapısına bakalım şöyle. Kapıların önünde çöpler görüyoruz. Çöp görünce ne diyoruz? Demek ki bu evde yemek yenmiş. Bir kişinin gözünde çapak görüyorsanız o enfeksiyonun gözden paketlenip atılma şekli gibi düşünün. Dolayısıyla gözünün mutlaka mikrop kapmış bir insanın gözünde çapaklanma olur. Ama toplumumuzda birçok insan çapaklanmayı sabahları uyanırken olağan bir durum olarak görüyor. Evet bazen basit enfeksiyonlar geçiyoruz. Kendi kendine iyileşiyorlar. Ama bazıları ise çok tehlikeli enfeksiyonların habercisi oluyor. Maalesef aralarında kaşıntı ve batmanın dışında hiçbir fark olmadığı için sizler bunun riskli mi, tehlikeli mi, değil mi anlayamazsınız. Anladım. Mutlaka bir biyomikroskopik ilgili bu konuda tecrübeli bir hekimin değerlendirmesi lazım. İlimizde de özellikle az önce bahsettiğim bulaşıcı enfeksiyonlarda maalesef her yıl aynı aylarda salgınlar görülüyor. Mesela içinde bulunduğumuz bu ay yaklaşık bir aydır. Genelde bu Şubat, Mart, Nisan'da bir de bazen Kasım, Aralık'ta oluyor. Bu sene erken görüldü adenoviral konjüktivit dediğimiz birçoğunuzun belki adını duyduğunuz, üniversiteden, çevre hastanelerden karşılaştığınız bu çok bulaşıcı göz enfeksiyonu olduğu ve birçok hanede görüldüğü bir dönemdeyiz. Unutmayın gözünüzde kaşıntı batma varsa en yakın zamanda bir hekime gidip muayene olun ve gözlerinizi sakın ellemeyin. Çok güzel. Kocaeli sanayi bölgesi. Evet. Özellikle travmalardan size gelen var mı? Bu karşılaştığınız travmalardaki en çok dikkat ettiğiniz cisimler hangileri? Evet çok haklısınız Bilal Hocam. Yani sanayi şehrinde yaşadığımız için sanayi gece gündüz sürekli üretim devam ediyor. Fabrikalarımız büyük bir çoğunluğu vardiyalı çalışıyor. Yabancı cisimler tabii talaş tozundan başka fiziksel ya da kimyasal maruziyetlere kadar, metallere kadar çok farklı yabancı cisim travmalarıyla karşılaşmaktayız. Özellikle gözlerine yabancı cisim geldiğinde işte birçok fabrikamızda artık bu göz duşları her yerde mevcut. Göz duşu kullanma konusunda iyi bir noktadayız. Fakat göz duşu kullandıktan sonra gözün üzerine maalesef spançla, peçeteyle, elle, pansuman ağrıyı geçici olarak kesmek için müdahalelerde bulunuyorlar. Tabii çok sık travmalarla karşılaşıyoruz. Az önce de anlattığım gibi özellikle bir anda bir arkadaşına bakıyor bir çalışan.
bir ses geliyor, dönüyor, oradan gözüne tel giriyor. Şimdi böyle bir durumdan tutun da basit gördüğünüz metal yaban simlere kadar lütfen hiçbirinde gözlerinizi asla ellemeyin. Gözlerinizde bir şikayetiniz olduğunda birkaç kez su çarpıp oraya basınç uygulamadan su ile onu rahatlatmaya çalışabilirsiniz. Burada akan suda avucunuzu şöyle çukur yapıp temiz bir şekilde gözünüzü oraya basınçsız bir şekilde suyun gözünüze lavaj yapmasını destekleyebilirsiniz. Elinizde bu imkan yoksa hiçbir şey yapmayıp, daha önceki programda da anlatmıştım, eskiler kase koyarlarmış. Hiçbir şey yapmayıp gözünüzü ellemeyecek şekilde bizlere başvurabilirsiniz. Süper. Gözde acile gelen insanlar en çok ne gibi şeylerden korkuyor? Veya korkulması gereken şeylerini. Evet. Böyle durumlarda da ne yapıyorsunuz? Şimdi aslında gerçekten her kaşıntı batma, gözde ağrı, gözde yanma şikayeti çok farklı sonuçlar doğurabildiği için özellikle hiçbirini geçmezse, iyileşmezse doktora gideyim dememek lazım. Bir kere karşılaştığımız en önemli sorunun temeli bu. Çünkü gecikmiş vakalarda siz ne kadar geç gelirseniz gelin, hekimlerimiz her zaman elinden geleni yapar. Fakat bazen sekeller kalabilmektedir. Özellikle bazıları diğerlerine göre çok daha tehlikeli olabilmekte. Özellikle ani görme kayıpları. Bakın bir anda derin ven trombozu olan, Allah korusun akciğer embolisi, beyin felci gibi durumlardan endişe ediyoruz ama hiç göze de pıhtı atabileceğini bazen düşünemiyoruz. Ani görme kayıplarında zaman çok çok önemlidir. Bunun dışında özellikle glokom ataklarını, gözünüzde şiddetli ağrı, basınç hissi oluştuğunda zaman yönetimi çok önemlidir. Bazen de bazı hastalıklar ilginçtir ki hiç bulgu vermez. Sadece arada tuhaf görme kayıpları hissedersiniz. Glokom hastalığının böyle sinsi atakları da olabilmektedir. Unutmayın bunların bazıları kalıcı görme kayıplarına neden olduğu için erken teşhis çok önemlidir. Çocukluğumuzdan beri biliyoruz, hep duyduk, erken teşhis hayat kurtarır. Peki göz ilaçları ile ilgili çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bunun söyleyebiliriz? Çok, öncelikle çok güzel bir konuya değindiniz. Buna değinmemek olmazdı. Hepimizin mutlaka geçmişinde evlerimizde, kendimizde ya da çocuklarımızda bir göz ilacı kullanmışlığımız vardır, göz ilaçları. Tabii göz ilaçlarının büyük bir çoğunluğu damla ve kremlerden oluşuyor. Çünkü göze başka bir şey uygulayamıyoruz. Genelde göz sistemik olarak vücutla bağıntısı çok daha az olduğu için tedavileri lokal düzeydedir. Bu lokal düzeydeki tedavilerde biz hastalarımızın muayene ettikten sonra uygun damla ve krem kombinasyonlarını kendi reçete edip bazı önerilerle taburcu ediyoruz, takip ediyoruz ve iyileşmelerine destek oluyoruz. Ama sonra görüyoruz ki başka şikayetleri olduğunda ellerindeki bu ilaçları deneyip iyileşemezlerse doktora gittiklerini görüyoruz. Şimdi burada çok çok önemli birkaç konuya değinmek istiyorum. Birincisi göz damlalarını kullanırken lütfen bunların bir iç organımıza kullanıldığını unutmayalım. Göz damlalarını kullanırken mümkün mertebe serçe parmağımızın içine kapağı alacak şekilde çevirip İşimiz bitinceye kadar burada tutup damlayı gözümüze alt göz kapağımızın içine uygulayıp yavaşça aç kapa yapmalıyız. İşlemimiz bittiğinde de kapağı yerine kapatmalıyız. İkincisi bizim tedavi sürecimiz bittiğinde unutmayın ilaçların üzerindeki son kullanma tarihleri onların uygun ortamlarda ve ambalajı açılmadan geçerlidir. Göz ilaçları başta olmak üzere ilaçların kapakları açıldığında havayla temas ettikten sonra son kullanma tarihleri özellikle ortam ısısına ve kirlenmeye de bağlı olmak üzere yaklaşık bir ay sonra son bulmaktadır. Dolayısıyla bunların içindeki dozlar zaten genelde bir hafta 10 günlük dozlar olduğu için lütfen tedavileriniz bittiğinde onların son kullanma tarihini geçtiğini unutmayalım. Üçüncü bir konu da var ki en az diğerleri kadar önemli olan göz ilaçlarının kişisel kullanımda olduğunu unutmayalım. Yani benim gözümde bir şikayetim oldu. Daha önce gittim Doktor Onur Bey'e, o bana bir takım ilaçlar verdi. Şükür ki iyileştim. O ilaçlarım evde duruyor. Çocuğumun gözünde kaşıntı batma oldu. Dur şu ilacı bir damlatayım. Geçmezse gideyim demek büyük bir hata. Farz-ı misal sizin geçirdiğiniz enfeksiyon bakteriyel bir konjüktivitti. Çocuğunuz da viral bir konjüktivit geçiriyor olsun. Sizin gözünüzdeki bu enfeksiyonda kullandığınız ilaçla bazen kovenant bağı ile ilacın içerisine bu enfeksiyon girebilmekte ve orada da yer alabilmekte. Bunu yakınlarınıza damlattığınız zaman aslında bir X enfeksiyonu varken bir de Y enfeksiyon vermektesiniz. Dördüncüsü de unutmayın her ilaç herkese iyi gelmez. Lütfen bu işin teknik ayrıntıları çok fazla. Kesinlikle her seferinde hekimize başvurun. Süper. Peki lazer operasyonları, katarakt hastalığı, şeker, tansiyon olanların neye dikkat edecekler bunlar? Şimdi aslında biraz göz hastalıklarından bahis açtığımız zaman
en çok konuşulan, en çok soru gelen konular aslında bunlar. Tabii biz daha çok böyle gerçekten toplum sağlığında nelere dikkat edilsin başlığında, insanlara gerçekten önemli, doğru, kirlenmemiş bilgileri vermeyi hedeflediğimiz için elbette bunlar da önemli. Ama az önce anlattığımız konular çok daha önemli olduğu için onları önce vurguladık. Şimdi biliyorsunuz toplumumuzda önemli bir kesim gözlük kullanmakta. Ben de bir gözlük kullanıcısıyım. Ben de. Bilal Hocam da gözlük kullanıcısı. Dört tane gözlük Gözlük kullanan insanlar diyor ki ya biz gözlükten kurtulabilir miyiz? Evet, size güzel bir haber vereyim. Hemen hemen herkes gözlükten kurtulabilir. Hepinizin duyduğu hipermetropi, miyopi, astigmat gibi görme kusurları vardır. Temel olarak gözün retinasının ışık ışınlarının önüne arkasına düşmesi olarak özetleyebiliriz. Biz bunu yaptığımız kornea üzerinde yapılan ameliyatlarla, lazer operasyonlarıyla, farklı tekniklerle ışık ışınlarının tam olarak retinanızda sarı noktanızın üzerine düşmesini başarabilmekteyiz. Burada tabii çok önemli noktalar var. Özellikle gözünüzün önce ölçümlerin yapılması çok önemli. Bunun için başvurduğunuz hastanenin de açık söylemek gerekirse cihaz kalitesi ve hekim tecrübesi inanılmaz önemli bir konudur. Bu anlamda korneanın ölçümlerini doğru yapıp ilgili hastaya hangi teknikle lazer operasyonu yapılabilir ya da korneasında arkasında yer alan mercekte kataraklanma varsa o kataraktın hangi teknikle hangi mercekler giderebileceğini belirlemek çok önemli. Bilal Bey, özellikle burada gözlük numarasının değişim aralığının azalmasına dikkat etmemiz lazım. Yani sık sık gözlük numarası değişen birini biz yine de lazerle gözlükten kurtarabilsek de ileri yaşlarda yine gözlük ihtiyacı olabilmekte. Veya katarakta olan hastalarımızda eğer gözündeki ölçümlerde uygun çıkarsa aynı zamanda mercek değişirken günümüz teknolojisi numaralı merceklerle ilave bir lazer ameliyatı olmadan kataraktan kurtulabilmektedir. Burada özetle şunu söyleyeyim, imkanlarımız gerçekten dünya tıbbının hiçbir şekilde gerisinde değil, hatta birçok anlamda ötesindedir. Türk hekimleri, birazdan bu konuya değinmek istiyorum, dünyada malpraksis ya da hekimlerin kendi sınırlarının dışına çıkmama çabaları ya da elin taşın altına koymama davranışları hepimize bilinirken, gerçekten ülkemizde yine de hekimlerimiz elinden geldiğince hastalıkların tedavisine çaba göstermekte ama cihazlar ama hekim tecrübesi çok önemlidir. Bunu da yine anlatmış olayım. Peki ailelere ne gibi önerileriniz var kısa kısa? Ailelere özellikle çocuklar konusunda özellikle şunu söyleyeyim. Nasıl bizim arabalarımız var ve arabalarımızın herhangi bir sorunu görmesek de yıllık bakımlara götürüyoruz değil mi? Gerçekten gözünüzün yıllık bakımlarını ihmal etmeyin. Sonra biz de bunu düzeltemeyebiliriz. Ama çocukluk çağı öyle ki erişkinlerden çok daha önemli olan özellikle ilk 5 yıl çok çok önemlidir. Lütfen çocuklarınızda siz herhangi bir durumdan şüphelenmeseniz bile 1,5 yaştan itibaren yıllık göz muayenelerini özellikle ilk 5 yıl aksatmayın. Bakın toplumda hepimiz bazen gözünde kayma, şaşılı olan, göz tembelliği olan hastalar görmekteyiz. O hastalarımızı ameliyatlarla biz birçok anlamda desteklesek de tamamen bazen onları iyileştirememekteyiz. Özellikle bizim sinir hücrelerimiz doğumdan sonra ilk 7 yılda da gelişimle devam ettiği için çocukların özellikle retinalarında olabilecek herhangi bir kusur siz fark edemeden bizim tekniklerimizle, muayenemizle, cihazlarımızla fark edilip tamamen bazen ortadan kaldırılabilmekte. Lütfen çocuklarınızı hiçbir şey görmeseniz bile her yıl ama özellikle ilk 5 yıl her yıl muayeneye götürmeyi ihmal etmeyin. Bu konuyu hatırlatmak istiyorum. Çok kısa bir şeyimiz kaldı, bir soru gelmiş. Renk körlüğü nedir? Evet, renk körlüğü tedavisi nedir? Kısa kısa hocam. Evet. Şimdi aslında az önce de anlattığımız gibi retinanın gelişimi doğduktan sonra birkaç sene daha devam etmekte ve ondan sonra rejenerasyon yeteneğini kapatmaktadır. Retinamız bizim doğayı algıladığımız, ışık altında gördüğümüz, renkli, renksiz, alacakaranlıkta gördüğümüz birçok özel hücrelerden oluşmaktadır. Bu hücrelerin bazıları renk tonlarını görmeye yarayan özel yetenekli hücrelerdir. Hmm. Renkli görme dediğimiz konu gri ve tonlarını ayırmaktan, sarı ile yeşil, renklerin yakın aralıklarını ayırmada problem yaşanması hastalığı olarak özetlenebilir. Burada bazen birçok renk tonunu ayırmakta güçlük çeken retina deformitelerinden tutun da bazı özel renk tonlarını ayıran özel deformitelerle karşılaşmaktayız. Bunlar maalesef ileri yaşlarda tedavi edilememekte ama bunun mevcudiyetinin bilinmesi hasta açısından çok önemli. Çünkü trafikte düşünsenize kırmızı ile yeşilin ayrılamaması ne kadar önemli sorunlara yol açar. Unutmayın renk körlüğü olan hastalarımızın
büyük bir çoğunluğu renk körü olduğunu bilmemekte. Biz bunu sürekli karşılaşıyoruz. Hastalarımız da bazen şaşırıyorlar. Ama günümüzde özellikle bununla ilgili birçok şey yine de yapabilmekteyiz. İleride de teknoloji imkanları çok daha farklı gelişmeler olduğunu da öyle söylemiş olayım. Evet efendim, muhteşem bir ilk yarı oldu. Konuğum göz hastalıkları acil hekimi Sayın Doktor Onur Çetinkaya. Kısa bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Efendim, program arasından sonra Bilal Yalçınır ile sağlığa yolculuk tüm hızıyla aynen devam ediyor. Konuğum göz hastalıkları acil hekimi Sayın Doktor Onur Çetinkaya. Efendim, sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir konu var. Konunun ismi Sümeyye Yaşasın. Sümeyye tip 1 hastası. Valilik izinli ekranlarınızdan da görebilirsiniz telefon numaraları ve benzeri bütün şeyleri buradan alabilirsiniz. Efendim Sümeyye 3,5 yaşında. 11,3 kilo ağırlığında Diyarbakır'da yaşıyor. Bu hastalık maalesef ki ciddi anlamda maddi kökenli. Devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor ama bu tarz çocuklarımızın ihtiyaçları, sorunları, sıkıntıları toplum olarak aynı zamanda bir arada desteklemeyi, desteklenmeyi ve beraberce de adım atmayı gerektiriyor. Ailenin durumu çok kötü. Zaten tipiktir bunlar. Nereden tutayım arkadaşlar? Anne baba çok genç. 27-26 yaşında. Bir dünya sorun var. 29 ay önce başlayan bir kampanya. Kampanyada da %24'e ulaşılmış. %24. Hep söylüyoruz. Bu programlar, bu televizyonlar, bu anlar hep bir farkındalık. Hep bir şeyleri bir araya getirme, oluşturma biçimleridir.
Bu dünyaya gelen herkes geldiği gibi gider. İnsanların bu dünyalarda, bu yaşantılarda en çok dikkat etmesi gereken konu, hayatta kaldığı süre içerisinde insanlara insan dediğimiz uygarlığa kattığı şeylerdir. Bundan 2000 yıl önce insan anatomisi üzerinde çalışma yapan Hipokrat hala yaşıyor. Ama dün bu arsanın kâr payı kaç para? Bir arkadaşına sıcak çorba ısmarlamaktan imkan olmasına rağmen imtina eden insanlar öncelikle mezarlık, cami, üçü sonra unutuluyor gidiyor. İnsanlar yaptıkları eserlerle var. İnsanlar bu dünyada yaptıkları güzel şeylerle var. 26-27 yaşında gencecik anne babalar, baba kendi imkanlarıyla çalışıyor. Ya esasen bu ailelerimizin buraya kadar çıkmasına bile gerek yok sevgili izleyiciler. Yok mu Diyarbakır'da çevresinde ciddi anlamda bir iş adamı yok mu? 35 tane evi olmasın, 34 tane evi olsun, yok mu böyle biri? 500 tane dükkanı geliri olmasın, 499 olsun, yok mu? Allah rızası için 500 tane takım elbiseniz olmasın, 50 tane olsun, yok mu ya? Kendi çocuklarımıza olunca dünyaları, kıyametleri koparıyoruz. El alemin çocuklarına olunca neden bu kadar böyle duygusuz? Neden böyle bu ülkede bakanlık yapmış bir insan izliyorsa da utanmalı, kanser hastasına yardım isterken 100 lira, 200 lira, 500 lira vermiş bir insan. Biz böyle insanları da gördük. Bu insanlar sizden dilenmiyor. Yardım istiyor ya. Lütfen şu çocuklara bir el atalım. Kampanyaya destek veren öncelikle valilik onayıyla aileye takdim eden sayın valimize, şehrin mülki amirlerine ve hangi şehirde ne kadar insan varsa onların hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İmkanı olanların da önlerinde eğiliyorum. Lütfen bu çocukları yaşatalım. Bu çocukları lütfen yaşatalım. Peki siz tövbe aşağı, yani yaşatalım derken rahmani bir gücünüz mü var? Yok. Rabbim diyor ki, Peygamberimiz aracılığıyla tedavi olunuz, hastalıklarınıza şifa arayınız. Aranılan, bulunan şifa bu, iyi olduğuna inanılıyor. Kaderde gayrete aşık değil mi hocam? Aynen öyle. Gittik, ilaçlarımızı, ameliyatlarımızı yaptık. Gerisi Allah'la kul arası. Ha diyelim ki bizim ikimizin şu an buradayız, bir sıkıntımız yok. E çok klasik. 30 saniye sonrasının garantisi yok, 30 dakika. Ama bir gerçek var. Yani en fazla yaşasak 100 yıl. O da nasıl bir şey? Arkadaşlar çok boş, çok bu dünya çok boş. O elbiseler, o bedenler, o şeyler. Ya Bilal hocam bugün çok karamsarsınız. Karamsarız tabii. Gencecik öğretmen, 5 yaşındaki çocuk vefat etmişler. Öz be öz yeğenim, Allah rahmet eylesin. 2 gün önce kaybettik. E şimdi bunu nasıl anlatabiliriz? İşte SMA tip 1. Bu da yaşasın çocuğumuz ya, yaşasın. Yazık günah aileye. Kampanya ciddi anlamda ilerliyor. Lütfen bu çocuklara destek olalım. Efendim, evet. İkinci konumuza maalesef dünyada, dünyanın da gerçekleri var. Evet. Bizim de burada bir kamu hizmetimiz var. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme toplantımız var. Arada bir soru vardı bana. Ben Onur Hocam'ın soruların hepsini zamanını bir çalıyorum. Bir daha da araya girmiyorum. Estağfurullah. Efendim demiş ki, hocam konu ve konuk anlamında ciddi anlamda devletimizin ilgili bölümlerinden, belediyeden bilgi alabilirsiniz. Çok duyarlı bir vatandaş. Doğru söylüyorsunuz. Mesela devletin bahsettiğimiz ilgili organlarından bir tanesine, bir arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz.
Arkadaşım diyorum müdüre, daire, ya sen demiyor musun? Piyasadaki sorunlardan şikayetçi değil misin sen? Evet. Gel anlat. Efendim bir izin alacağız. 15-20 gün adamın arkasından koşuyorum. Veya bayanın. Ben koşuyorum. Para kazanmıyorum. Kendisinden bir şey istemiyorum. Ya senin birilerine verilecek diyet borcun mu var? Ya sen birilerine sormadan gelip burada bir şey anlatamıyor musun? Sen buraya çıkınca yalan mı konuşacaksın? Yalan konuşuyorsan orada ne işin var? Seni niye tutuyorlar? Doğru konuşuyorsan niye buraya gelmiyorsun? Yani sadece burası değil, burada başka programlar var. Başka televizyon programları var. Çık anlat kardeşim. İlminin biraz ne derler? Sadakasını ver. Ama şöyle beyler. En büyüğünden en küçüğünü ben buradayım. Danışma ücretim 1000 TL, bilgi isteyen bana gelsin. Ya hiç böyle senin çevrende faydalı olacağın, parası olmayana bir şey anlatabileceğin bir şey yok mu? Atıyorum özel eğitim, rehabilitasyon. Yok mu ya buranın başındaki bir arkadaş? Arkadaşım gel anlat. Gönderiyorsunuz buraya gencecik çocukları. Kimisi ayrı bir filmde, kimisi ayrı bir şeyde. Siz kendi kendinizi ve buradakileri ciddiye almazsanız, insanlar sizi ciddiye alıp çocuk mu getirir? Ondan sonra piyasada şarlatan, üç kağıtçı, hacı, hoca, cin çıkarma, otistik çocukları da öldürür. Alternatif tıp ayağına milleti zehirler. Cin çıkarma ayağına insanların kaburgalarını kırar. Bunun müsebbibi sizsiniz. Bunun müsebbibi sizsiniz. Yeri saati zamanı gelince kolluk kuvvetlerinin her tarafın desteğini al. Aman birisi de sizden habersiz bir şey yapmasın. Abi şuraya sorayım, buraya sorayım. Basit ya. Çık anlat burada ya. Git yetiştirme yurtlarını Allah rızası için ya. Git bu kadın erkek sığınma evlerini anlat ya. İnsanlar yetim öksüz, annesini babasını hiç tanımayan insanlar var. Hani sen böyle moralsizsin ya istediğin ayakkabıyı alamayınca. Annesini hiç göremeyen çocuk var. Hani sen eve gidince annene babana bağırıp çağırıyorsun ya. Annesinin babasının omzunu göremeyen insanlar var. Ne ara bu kadar duyarsız oldunuz? iPhone 14 bilmem neyinizde batsın, telefonunuzda bilmem, arabanızda. Ya biraz inin halka ya. Bir yetimin başından okşuyun ya. Engelliye, özürlüğe bir faydanız olsun. Bir dünya rehabilitasyon merkezi var. Hiç gittiniz mi yaşlı bakım? Gerçi yaşlı bakım demeyin, gidemiyorsunuz. Diyoruz ki gelip orada bir şey yapalım. Arkadaş bizi yaşlılarla bir araya getirmiyorlar. Niye getirmiyorsun? Sen bunlara bir şey mi yapıyorsun? Sen bunlara yetiyor musun? Bir şeyler yapalım. Bir faydalı bir şey yapalım. Para istemiyoruz. Size yapacağımız uygulamanın herhangi bir yerden parasını almıyoruz. Bu bir proje değil. Kim söylüyor bunu? Bilal Yalçıner söylüyor. Bilal Yalçıner kim? 27 yıldır bu alanda çalışan bir insan. Doktorası, yüksek lisansı, lisansı. 20 bine yakın öğrenci yetiştirmiş, 3 dernek kurmuş, dünyada kendi alanında 5 kitabı olan tek adam. Ne anlatayım da 20 ülkede çalışma yapmış. Bunları gidip sağda solda bilmeyene anlatmayın. Gel bir anlat, bir bakalım ne biliyorsun. Bildiğinin üstüne bildiğimizi koyalım, şu çocuğu kurtaralım. Dışarıdaki işsiz güçsüz aileye, intihar eğiliminde olan aileye, engelli çocuğu olan aileye yardımcı olalım. Gidip şu rehabilitasyon, özel eğitim, Kocaeli bölgesindeki bazı merkezler, sizleri duyuyorum. Sırf çocuk getirsin diye çocuğun, devletin verdiği paranın bir kısmını tekrar aileye veriyorsun. Niye? Ya işte beni bırakmasın. Ben de onlara yardımcı olayım. Ya sen onlara kendini anlatamamışsın ki. Bu çocuğun beklentisini bir noktaya kadar bilmesin ki. Vallahi zor bir gün benim için. Hem şu olaylar sonrasında, şu taziyeler sonrasında, şu üç gün önce İstanbul'daki hastanedeki olaylar. Biz ne ara bu kadar vicdansız, merhametsiz olduk ya. Ve Türkiye'de sağlık, özel eğitim, rehabilitasyon alanı şu an dünyada hocam ilk üçte. Ben geziyorum. Ben yaşıyorum,
ben gidiyorum, ben geliyorum ya, ben derken bunu gıybet anlamında nedir o zona? Ego anlamında değil yani, gidip görüyorum. Bu kadar büyük hastaneler, bu kadar büyük imkanlar halkımıza daha çok anlatılmayı, halkımızda daha çok anlaşılmayı hak ediyor. Ama gel gör ki yeni atanmış bir arkadaş, bir şey söylüyoruz. Arkadaşım, sen 15-20 sene önce sağda solda gezerken biz bu işi yapıyorduk. Senin şu an 2 sene sonra, 3 sene sonra nerede olacağın belli değil. Ama ben ve benim gibi insanların yeri belli. Yarın öbürsü gün senin kaderin bir kişinin dudakları arasında olabilir. Bizim değil. Bizim kaderimiz Allah tarafından belli. Gidişatımız, gelişimiz. Çocuk yaşta babasını, genç yaşta annesini, yakın zamanda da ailesini kaybetmiş bir insan olarak ben kendimi bu alana adadım. Değilsen, senin gibi böyle 500-600 bin, şimdi çok şey yapmak da istemiyorum, benim insanların böyle eşref saatleri falan var. Biraz insanlara faydalı olun, sadece sen değil. Bir de böyle başımızda şeyler var, böyle kümelenenler var hocam. Belli bir grubun başında oturan, oradan bir müdürü, buradan bir başkanı, hepsi kendi elin altında tutmuş. Ya Onur Çetinkaya işte çağın gözde bir şey yapıyor. Hadi biz de destek olalım. Olmayın abi. Niye? Kendi imkanları. Ya bırak da adam gelsin. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Eksik olmayın, sağ ol. Yani iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Hadi destek verin. Sen Onur'a zarar verdiğini mi düşünüyorsun? Ya Onur her türlü bulur. Sen de bulursun. Ama inşallah çok iyi bulursun. Efendim ben bütün takdir, teşekkür haklarımı kullandım. Eksik olayım. GETAT nedir efendim? GETAT'ta nasıl tanıştınız? Evet. Şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz, daha önceki yayınlarda da konuşulduğu gibi artık günümüzde modern tıp imkanlarıyla insanlar bildiğiniz gibi sağlık kurumlarından hizmetler alarak tedavi oluyor. Ama artık günümüzde hastanelere başvuran insanların çok önemli bir kısmı artık kronik hastalardan oluşuyor. Modern tıp imkanları ile GETAT'ın kaynağı aslında farklı yerlerden gelmiyor. Hepsi dünyamızda geçmişten bugüne, milattan önceki yıllardan beri bilinen bilgilerin aslında bir derlemesi, günümüz koşullarında standart müfredatlarla verilmesi. GETAT, modern tıptan ayrı olarak değerlendirilmesi aslında düşünülemese de günümüzde GETAT bizim Anadolu tıbbında geleneksel Çin bilgileriyle Rusya'nın veya başka ülkelerin kendi geçmiş kayıtlarından beri, ama biliyorsunuz ki tarihte de dünyada özellikle dünyadaki sağlık hizmetlerine en çok katkı sunan toplumlar da belli. Yani geçmişte dünyada özellikle İbn Sina'dan beri, yani tıbbın nereden nasıl doğduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konulara, ayrıntılara girmesek de. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp bizim geçmişten beri bildiğimiz, dünyada zaten var olan fakat günümüzde kaybolmuş, kaybolduğu zannedilen, günümüz tıp müfredatlarına girmemiş, günümüzde neden sonuç ilişkileriyle, yayınlarla etkinlikleri ortaya koyulmuş aslında tıbbi hizmetlerdir. Bugün dünyamızda birçok alanda GETAT tedavileri sunulmakta ve dünyada da birçok ülke kendi mevzuatlarında da artık GETAT'a yer vermektedir. Gelecekte de GETAT bu anlamda farklı yerlere gidecektir. GETAT ile klasik tıp arasındaki farkı nasıl anlatırsınız? Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Modern tıp bizim geçmişten bu yana insanoğlunun karşılaştığı hastalıklar ve sorunlara tabii ki bilim elimizde var olan neden sonuç ilişkileriyle sinsileler halinde bunları kayıtlara döken, bunları eğitim modaliteleri döken ve günümüz teknolojisinin imkanlarıyla, bilgi birikimiyle bunları insanların hizmetine sunan günümüzdeki elimizdeki bütün hazinedir. Ama bu hazine geçmişten beri var olan
birçok tedavi modalitesini maalesef içine standart olarak dünya tıbbında içine verememektedir. Zaten hekimlerin önemli bir kısmı sadece ülkemizde değil dünyada da GETAT ile karşılaşması, ilk başta bahsettiğim kronik hastalıkların artması ve elimizde bizim öğrendiğimiz, eğitimlerini aldığımız tabii ki pek kıymetli modern tıp çantasının içindekilerle bazen tedavi edemediğimiz hastalıkları nasıl yaklaşmamızı gösterdiği için aslında modern tıbbın karşısında başka bir noktasında değil, modern tıpla bütüncül bakılması gereken bir konudur. Bakın günümüzde Çin'de kamu hastanelerinde birçok GETAT tedavisi, nasıl bir hastaneye gittiğimizde genel cerrahi polikliniği, dahiliye polikliniği, göz polikliniği var. Akupunktur polikliniği, kupa hacamat poliklinikleri var. Bunları birazdan ayrıntılarına gireceğiz. Bir yere gireceğim hocam. Özür dilerim. Şimdi ama bunlar 2000, bütüncül konular tabii. Özür dilerim. 2011-2012 yılında Çin'e gittim efendim. O kadar anlattılar ki çok güzel bir pas verdiniz diye söylüyorum. Orada International Beijing International Massage Hospital var. Ve orada görme engeller çalışıyor. Bir tanesi de gidiyor buradaki adamları görüyor. Alıyor Türkiye görme engelli fizyoterapist masör çalıştırmaya başlıyor. Proje istenilen seviyeye ulaşamadı. Fakat gidip görünce baktım ki Çin'de ciddi anlamda birileri araştırıyor ama modern tıp hala devam ediyor. Kimse de tukaka demiyor. Tukaka deyince ne oluyor? İşte Kral George, şimdiki Prens Charles. Prens Charles. Hacamat yaptırırken bir şeyi var. Yani sen bunu bu kadar yok dedin. Onur Hoca bunu anlattı. Bir de pişkinler var efendim İzmit'te. Yani tabii bazı arkadaşlarımız, meslek arkadaşlarımız var. Acayip şovmen, stetoskoplar. Efendim hacamat şöyle, hacamat böyle. Abicim sen bir boş zamanlarında yani tiyatro, sahne. Hekimlik biraz ağır bir iştir. Hekimlik biraz ağır bir iştir. Bu dünyada en önemli 3 tane meslek grubu var. Hekim, hakim ve beraberindeki bu ne diyelim, evet, halkı ileri derecede bir arada tutan hukuk, adalet. Bu üçü en önemlisidir. İlk önemlisi bunları yetiştiren öğretmendir. Sonrasında da en önemlisi yaşatan hekimdir. Hekim bunu yaşatırken kendisi yaşamamalı. Ne anlamda yaşamamalı? Geceyi gündüzü. Ya böyle bir duruşun olsun arkadaşım ya. Çok da yakın bize arkadaş. O ve onun gibi. Bir şey başlamış. Efendim glutatyon her şeye çok iyi. Efendim hacamat her şeye çok iyi. Refleksiyoloji değil kardeşim. Değil. Evet. Yapılabilir durumlar var. Yapılamaz durumlar var. Evet. Bunu insanlara bakın. 5500 lira. Bugün biraz duygusalım, özür dilerim. 5500 lira asgari ücret. Kira kaç para, haberiniz var mı sizin? O aile oraya geldi. Bir seansta 1100 lira, 1300 lira alıyorsunuz. Aile elindekini, avucundakini size veriyor. Kaç çocuğu var sordunuz mu? Faturaları ödeyebiliyor mu? Kışın evindeki kombinin kaç tanesini açıyor? Aşağı inip günde kaç, haftada kaç defa tavuk eti, ayda kaç defa kırmızı et yiyebiliyor? Sordunuz mu? Açıyorsunuz. İnsan, adamcağız çalışmış, yaş skalası 50-60. Hep hasta, kronik hasta. Şok, şok, şok. Instagram'da çıktı abi. Glutatyon, ne diyelim? IV fonksiyonel tedaviler. IV fonksiyoneller. Her şeyi anlattın. İyi tamam da bunlar immünolojik hastalıklar, immünolojik rahatsızlıklar. Bu immünoloji bir günde, üç günde, beş günde iyileşiyorsa... Sana gelene kadar 20 tane hekim arkadaşımız gördü bunu. Bunlar neyi kaçırdı da sen yakaladın bunu? Aileye bunu vereceğine. Buradan kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar başınıza bir iş geldi. Ben özel merkez çalıştırıyorum. Bak kendimi diyorum ha. Bana gelmeyin lütfen. Önce devlet hastanesine gidin. Ben söylüyorum bu sözün üstüne ne de varsa ceremesini çekerim. Önce efendim devlet hastanesi, aile tıp hekimlikleri oralara gidin. Doktorlarınızdan teşhislerinizi alın. Doktorlarınızdan beraber ilerleyin. Bu sağdaki soldaki ne idüğü belirsiz merdiven altı, atıyorum barakalar, atıyorum evde hizmet verenler. Bunlardan uzak durun.
İleri refleksoloji diye bir şey çıkmış. Adam ileri refleksoloji. Diyet var. Çekiç var. İlaç yazma var. Yani İbn Sina, Lokman Hekim, David Fitzgerald hepsi adamlar toplanmış. Bizim göremediğimiz neler var. Bunu şimdi IQ çok önemli hocam. IQ zihnin zihinsel çalışma skorudur. IQ zihnin zihinsel çalışma skorudur yani aklın. Bunu anlattığımız zaman da acaba bu insanlar ya Onur Bey'le Bilal Bey'in işleri kötü acaba? Rakipleri iyi odan mı? Yani bu da çıkabilir ha. Öyle değil. Efendim bunlar ekranlarını yeni açanlar, ekranın karşısına oturup kendisini yeni açanlar, ekranını ve kendisini aynı anda açanlar için bir daha söyleyelim. Bunlar toplum içerisinde mesleki statülerini, sosyal medya hilelerini kullanarak sizi kandırmaya namzet arkadaşlar. Bunun yolu nereden geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de de var. İkra, oku, oku, araştır, geliştir. Devlet hastanelerinden şaşma. Kim ne diyorsa desin, devletimizin sağlık imkanları biraz fazla beklersin. Art niyetli arkadaşlar olabilir. İşini yapmayan nerede yok ki? Herkesin her gününe uyuyor mu? Devletten şaşmayın. GETAT alanlarının ortaya çıkması için, Onur Hocam çok güzel anlatıyor. GETAT'la alakalı altın maddemiz şu. GETAT'a başvurman için modern tıp yöntemlerini ya tüketmen ya da yetersiz kalması lazım. Buradan sonra bizler devreye giriyoruz. Hocam bir sürü GETAT alanı var. Bunları mesela hep konuşuyoruz. Evet. Tek tek değindik diyelim ama mesela akupunkturun. Ben bunu sizden özellikle duymak isterim mesela. Şimdi GETAT. Bu arada bir daha keseyim. Bu yine hep keseceğim. Arkadaşlar akupunkturda da hocam çok iyidir. Buyurun efendim. Eksik olmayın, sağ olun. Şimdi tabii geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri oldukça geniş bir hazineden bahsediyoruz. Ve bunlar sadece geleneksel bilgilerle önümüze gelen ve insanların, hekimlerin uyguladığı bilgiler değil. Bunlar günümüzde de Sağlık Bakanlığı'nın müfredatına girmiş, Sağlık Bakanlığı'nca eğitimi verilen 2014 yılındaki biliyorsunuz yönetmelikten beri yalnızca bu konu hakkında tecrübeli kişilerce yapılması gereken çok önemli yaklaşımlardır. Tabii akupunktur hepimizce bilinen, çok evvelden beri duyduğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp başlığının en önemli unsurlarından bir tanesi. Akupunktur bizim hastalarımıza yaklaşırken öncelikle hekim olarak tabii ki tıbbın eğitim ilkelerinden asla vazgeçemeyiz. Bilal Hocam da değindiği gibi özellikle hastalarımızın şikayetleri olduğunda öncelikle modern tıpın tüm imkanlarına başvurmaları elzemdir. Burada modern tıp imkanlarıyla bütün teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmasına rağmen eğer ki kalıcı sonuçlar alamazsak ya da hastalıklarımıza derman bulamazsak o zaman yine başka kaynaklarca değil mutlaka yetkili, belgeli, tecrübeli bu konudaki uzman kişilerden destek almamız lazım. Şimdi bu GETAT konularının en başına gelen akupunkturu ben özellikle herkesin anlayabileceği bir şekilde biraz da hikayeleştirerek anlatmak istiyorum. Çünkü birçok yanlış anlamadan sıyrılıp sağlık kavramının iyi anlaşılması gerekir. Bunların aslında birlikte insanların hafızasına değerlendirebilmesi için. Sağlığın tanımı tabii eskiden biz sadece bedenimizin iyiliği olarak biliyorduk değil mi? Sonra gördük ki ruh kavramı var. Gerçekten gördük ki beden istediği kadar iyi olsun, ruh iyi olmazsa beden de iyi olamaz. Dolayısıyla bedensel ve ruhun, ruhsal iyilik halinin bütüncül olarak sağlanması ancak bizim sağlığımızı tanımlar. Akupunktur yaklaşımı ise biraz daha farklı bir yaklaşım sunar. Der ki aslında biz evrende insanın bedeni ve ruhu evrenden enerjisel anlamda ayrı düşünülemezler. Hani bir Avatar film var ya, o Avatar filminde her şey birbirine bağlı. Hatırlıyor musunuz? İşte aslında akupunkturda bahsedilen felsefede biz hepimiz birbirimize bağlıyız. Zaten birçok başka kaynaklarda da tıbbın dışına da çıkarsak işte insanlar ne zaman bunu anlayacak ki o zaman bu dünya amacına ulaşacak denir değil mi? Dolayısıyla aslında doğa, insanlar, bu evrende her şey birbirine bağlı. Akupunkturun temelinde yer alan bu enerji kavramı
doğada, evrende var olan enerjinin insanın bedeni ve ruhuyla uyum içinde olmasını hedefler. Aslında akupunktura göre bu enerjideki uyum bozulursa ancak insanda bir takım hastalıklar ortaya çıkar. Bunu da vücudumuza giren, çıkan bu aslında zıtlığın dengesi olarak tanımlanan yin ve yang kavramıyla açıklar. Yani buna siz eksi ve artı diyebilirsiniz, aydınlık ve karanlık diyebilirsiniz, yer gök diyebilirsiniz, gölge ve ışık diyebilirsiniz, efendim güneş, dünya, ay diyebilirsiniz. Dolayısıyla insanın bedeninde ve ruhunda bu dengeyi sağlayan, bedenimizin, ruhumuzun dışında bizim uyumumuzu, sağlığımızı sağlayan en önemli etmen enerjidir. Bunları birbirine bağlayan şey. İşte aslında bizim bugünkü imkanlarla tedavi edemediğimiz bazı kronik hastalıklarında bu enerji uyumunu kaybettiğimizde ortaya çıktığını anladığımız ve gördüğümüz bir yaklaşımdır akupunktur. Burada özellikle vücudumuzda 26 tane enerji meridyeni olduğunu ve bunların da birçok noktadan takviye ve tahliye edilebildiğine dair bilgiler verir ve günümüz koşullarında da ülkelerin sağlık otoritelerinin kendi müfredatlarına verdiği eğitimlerle hekimlere sunulan uzun eğitimler sonrasında akupunkturda tedavi imkanları ve yetkileri verilir. Fakat akupunktur öyle bir yaklaşımdır ki maalesef sadece bu eğitimleri almakla da kalmaz. İnanın her geçen gün halen daha çok derin okumak gereken, deneyimlemek gereken çok ciddi bilgi hazineleri taşır. Akupunktur sizler için böyle özetleyebilirim. Peki. Akupunkturun vücudun içerisinde özellikle mikro sistemleri nedir? Bir de evet. Seans ve tedavileri nasıl olmalıdır? Evet, şimdi tabii akupunktur az önce söylediğimiz gibi vücudumuzun içinde var olan bu meridyenlerin içinde akan enerjiyle bizim bedenimizin, ruhumuzun uyumunun sağlandığını anlatır. Şimdi tabii bu buradaki uyum bozulduğunda bunun bazı felsefik yaklaşımları, işte geleneksel Çin tıbbındaki özellikle Dao felsefesiyle açıklanır. Burada yin yang kavramı, beş element kavramı, beden sıvıları, kan ve organlar, organlar ve enerji meridyenleri, boş ve dolu organlar kavramları gibi sadece bir kulak aşinalığınız olsun diye söylüyorum. Yaklaşımlarla bunları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bazı kronik hastalıklarda görürüz ki vücudun içerisinde tıkanan ya da fazlalaşan ya da azalan bu enerjilerin geçişini düzenlemek için bazı noktalardan akupunkturun kelime anlamı akupunktur aslında iğne delmektir. Tabii çok eskiden bunlar iğnelerle değil daha farklı yöntemlerle yapılsa da günümüzde iğneler kullanıyoruz. İğnelerle vücudumuzda o hani bildiğiniz en ince iğneler insülin enjektörüdür ya, ondan dahi ince iğnelerle neredeyse hiçbir şey hissetmeyeceğiniz çok yüzeyel bazı noktalarda, derin noktalar, derin iğneler batırılarak pardon, orada bir takım müdahaleler yapılır. Kim hissetmiyor? Geçen doğru olan uygulamaları tabii ki söylemek istiyorum. Burada Bilal Hocam'ın kastettiği bunun çok fazla yanlış uygulamaları var. Çünkü maalesef çok değinmek istemeyi tercih etmesem de sadece akupunkturu iğneyle bazı öğrenilen noktaları delmekten ibaret olduğunu zanneden kişiler de var. Ve bunlar maalesef sağlığımızı daha iyi bir noktaya taşıyacağına hiç farkında olmadan çok başka kötü noktalara getirebilmektedir. Dolayısıyla akupunkturda bu iğnelerle biz bu enerji kanallarına aslında müdahale ediyoruz efendim. Sadece iğnelerle müdahale etmekle kalmayıp bazen buraya ısı uyguluyoruz. Bazen de burada masaj uygulamalarıyla aslında vücudumuzda kaybettiğimiz bu uyumu tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Yani masör arkadaşlar aynı anda akupunktur da yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz tabii ki. Efendim mesela biraz önce bahsetti, dedi ki 65 nokta dedi, renkli farklı pigmentler dedi, yin yang dedi, iğneli uyarım dedi. Onur Hocam anlatırken o kadar naif, sedatif etki düşünerek anlatır ki bahsettiği şeylerin içerisinde bir tane start noktası var. Yin yang. Yin yang der ki her siyahın içerisinde bir beyaz, her beyazın içerisinde bir siyah var. Yani en kötü zannettiğiniz şeyde bir iyilik, en iyi zannettiğinizin içerisinde bir kötülük var. Akupunktur dediğimiz şey günümüzde Onur Hocalar'ın yaptığı uygulamaların bir de benzerleri. Herkes her şeyi merak ediyor, iddia ediyor. Efendim İzmit'in, örnek biz Kocaeli'deyiz ya, Kandıra ilçemize nüfusu 40 kilometre. Nereden? İzmit girişten.
Ama Karamürsel'den 100 kilometre örnek. Sınırlar belli. İsimler, adresler belirgin olabilir ama sınırlar belli. Akupunktur uygulamalarında çok güzel sonuçlar aldığını biliyorum. Nedir bunlar? Efendim göz rahatsızlıklarından tutun, diz rahatsızlıklarına. Bu bir mucize değil ama doğru uygulanırsa GETAT'la alakalı hepimizin yıllardan beri söylediği şeyler var. Bir arkadaşımız yapamıyor, yapanı suçluyor. Ya desene ben alamamışım bunu, hani bir kendime bir çek edeyim, gözden geçireyim. Akupunkturun ve benzer tedavilerin 5 elementin aynı zamanda da mistik ve felsefik yaklaşımları var. Bunlar bir günde ortaya çıkan bahsettiğimiz PRP, mezoterapi gibi değil. Bunlar yaklaşık 2-3 bin yıl. Mesela zaten Sarı İmparator Nei Ching milattan önce 2700'lü yıllarda yanlış hatırlayabilirim. Anlatıyor diyor ki Nei Ching adam kendisi imparator, Sarı İmparator yani aynı zamanda bir dahiliye hekimi. Akupunkturla, masajla tedaviden bahsediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 2800 yıl öğrenilmiş, araştırılmış, uygulanmış, takip edilmiş. Fakat ben kalkıyorum sabah, Onur Hocam'ı dinliyorum. Ben özellikle kesiyorum ki teknik bilgileri o kadar kolay almayın. Yani teknik bilgileri biraz. Çünkü ne yapıyor arkadaş? Buradan alıyor abi. Altın öğüdümdür kardeşlerime, meslektaşlarıma. Teknik bilgiler. Little bit böyle acayip. Çünkü niye alıyor? Şimdi bu adam bunu okudu diyor, bunu mu aldı? Ha, ne dedi abi, dur bir daha saralım geriye. Efendim 26 bilmem ne var, 17. Kim diyor bunu? Onur Hoca dedi. Onur Hoca kim? Hekim. Peki hekim olmak için kaç sene okudu? 6. Üstüne şu. Peki hekim olabilmek için o ÖSS sınavında kaçıncı oldu sen biliyor musun? Yok. Peki ne kadar ders çalıştı biliyor musun? Sen onun yaşındayken 15 yaşında neredeydin? Vallahi geziyorduk, tozuyorduk. Bu kadar kolay değil. İşte bizler piyasaya çıkıp sizlere bunları anlatırken size bu kadar kolay anlatıyoruz ya, böyle olmuyor. Hocam altı üstü bir akupunktur öyle mi? Birazdan hacamata geçeceğiz. Eyüp'te, Ankara'da iki yerde yapılan hacamat uygulamalarında iki kişi vefat etti. Bu vefat edenlerin anneniz, babanız, kardeşiniz, evladınız, kendiniz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ölen birisini gidip sanayiden, üç harfli marketlerden yenisini alabiliyor muyuz? Bu yüzden çok dikkat edelim. Hocam peki bu akupunktur meridyenlerinden bahsettiğiniz noktalara başka hangi GETAT uygulamaları yapılabilir? Şimdi bedenimizdeki bu enerji kanalları ve müdahale noktalarından bahsettik. Orada bir de tabii bedenimizde uygulanan bu akupunkturun felsefik tıp yaklaşımlarında bir de mikrosistemler var. Mikrosistemler işte sizin de malumunuz. Özellikle kulak akupunkturu, el ve ayaktaki mikrosistemler aslında bedenimizin bir ayna yansıması olduğunu gösteriyor. Bakın bu bilgiler bile dünyada zaten milattan önce 2000'li yıllardan kayıtları, bakın elimizde olan bunlar ki belki yarım gün çok daha farklı şeyler çıkacak. Ki o zaman bazı hanedanlıkların kayıtlarında buluyoruz. Sizin söylediğiniz gibi işte Han hanedanlığı var, Tenk hanedanlığı var. Bunların kayıtlarında aslında geçmişte bu değerli bilgilerin, hazinelerin maalesef sınırlı, kısıtlı tutulduğunu da görüyoruz. Bazı kaybolan kütüphanelerdeki eserlerde de bunların tekrar ortaya çıktığı söylenmekte. Mesela en çok bilinen mikrosistemlerden biri olan kulak akupunkturunun doğuşu bile zaten M.Ö. var olmasına rağmen dünya tıbbının farkına varması, Fransa'da bir madamın elindeki kayıtlarla insanların kulaklarına müdahalelerde bulunarak onları teşhis ve tedavilerini yaptığını gören Doktor Nogier, bu noktaların gerçekten böyle etkileri var mı diye alıp o noktaları o madamdan eğitim alıyor ve o noktaları günümüz tıbbın imkanlarıyla elektrotlarla ölçerek, frekansı ölçerek gerçekten bağırsakların burada, kolumuzun şurada, gözümüzün burada, efendim diğer organlarımızın noktalarının doğru olup olmadığını görüyor. Bunlara bakarak tekrar yeniden 1970'li yıllardan bahsediyorum bakın.
tekrar yeniden vücudumuzun bütün aynı hayali yansımasını kulak üzerinde çıkarıyor ve günümüzde de halen daha sürekli yapılan çalışmalarla kulak üzerinde vücudumuzun her noktasının yansımasını bulabiliyoruz. Bunun aynısının, bakın ne kadar enteresandır ki, ayağımızın tabanında tüm vücudumuz, elimizde tüm vücudumuzun, gözümüzün renkli kısmı irisimizde tüm vücudumuzun yansımalarının olduğunu görerek bir kez daha hekim bile olsak da yani yaratılışın ne kadar mükemmel olduğunu her gün yeniden şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bu mikrosistemlerle tedavilerden tutun da vücudumuzun özellikle diğer GETAT yöntemlerindeki tedavilerinde de çok iyi ve kalıcı sonuçlar alabildiğimizi özellikle söylüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle bu konudaki uzman kişilerden destek alma önemini hatırlatmak istiyorum. Kupa nedir, hacamat nedir? Hangi durumlardan önerilir? Şimdi tabii aslında kupa, hacamat, az önce bahsettik. Bu akupunktur sadece iğne delmek değil. Aslında akupunkturda bahsettiğimiz meridyenlerin tahliye ve tedarik noktalarına, bu yaklaşık 360 noktadır ama Çin kayıtlarında 657 nokta olduğu söylenir. Bu noktalara iğne ile müdahalelerin dışında aslında kupa, hacamat, larva terapi, magot terapi, sülük terapi, api terapi gibi tedavilerle de aslında bu enerji uyumu farklı noktalar desteklenebilir. Ama Anadolu tıbbının geçmişinde de olan İbn-i Sina'nın bizzat kendisinin de uyguladığı, milattan önce bakın 1500'lü yıllarda eski Mısır kayıtlarında Ebers papiruslarından beri bildiğimiz kupa, hacamat, tabii tedavilerden, çok önemli tedavilerden bir tanesidir. Özellikle kulakların arkası, ense, kaburga kemiklerimizin sırtımıza, kürek kemiklerimizin yanları, omurganın yan tarafları, belimiz, kuyruk sokumuz en sık kullanılan yerler olsa da, bedenimizde sırt bölgemiz en sık kullanılan yerler olsa da başka noktalara bu kupa, hacamat uygulanabilmekte. Süper. Kupayla ne yapıyoruz aslında? Orada plastik veya cam bir bardakla cildimizde negatif bir basınç oluşturarak orada kapillerlerde, hani ilk konuşmamızda bahsetmiştik ki artık günümüzde kronik hastalıklar arttı. İnsanoğlunun toksinlerle vücudumuzdaki toksinler arttı ve bunlar kronik hastalıklara neden oluyorduk. İşte bu hücreler arası matrikste ya da lenf dolaşımında birikmiş olan ama vücudumuzun bir türlü atamadığı bu toksinlerin oradan ayrışmasını, hacamat ile de doğru tekniklerle, yüzeyel çiziklerle de bu toksinlerin vücudumuzdan arındırılması tedavisi diyebiliriz. Peki. Hacamat, kupa, altın günü ne? Altın mı dağıtıyorsunuz hocam? Şimdi, evet, toplumda çok bahsedilen bir konu bu. Az önce de söylediğim gibi sadece Anadolu tıbbında değil, aslında İslam tıbbında da kupa, hacamatın ayrı bir yeri var. Bunun da tüm ülkemizdeki inananların da bildiği gibi bazı hadislerde de hacamatla ilgili yaptırması önerilen bir tedavi oldu. Zaten hepimizin malumudur. Burada bahsedilen altın hacamat günü kavramı şöyledir. Aslında kupa ve hacamatta bize göre farklı günler olmasa da her zaman hastalıklarda doğru hastalara, doğru dönemlerde bu tedaviler uygulansa da inanışımıza göre hicri ayın, her hicri ayın biliyorsunuz ikinci yarısındaki tekli günler hacamat için daha değerli günlerdir. Nedir bunlar? İşte 15, 17, 19, 21, 23. Adam Hristiyan mı? Yahudi. Şimdi bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Katoliklerde de böyle bir şey var. Katoliklerin de kendi inanışlarına göre özel günleri var. Oralarda da özellikle Ortodokslarda ve Katoliklerde bu yaygındır. Daha az yapılır. Oralarda da bu sorunlar olduğu gibi oralarda özel günler var. Ama bizim inanışımızda özellikle 17, 19, 21. günlerin daha kıymetli olduğu rivayet edilir. Fakat bize göre biz her zaman kupa, hacamat uygun, doğru kişilere uygulanır. Anladım. O zaman ameliyat dediğimiz yıllardan beri var operasyon. Mesela bir beyin ameliyatının yüzlerce, bin yıl önce falan yapıldığına inanılıyor. Görüyoruz tabii. Yok. Yani şu anlamda demek ki dünyadaki bir sağlık yarışının varışı birçok medeniyeti birbirine bağlıyor, destekliyor. Hacamat ve benzeri şeyler İslam dünyasından çok daha önce vardır efendim. Hani Peygamber Efendimiz'in zamanıyla başlayan bir uygulama değil. Tabii. O yüzden geçenlerde buraya hocamın, benim de çok sevdiğim, selam olsun buradan, Sayın Kadircan Keskinbora hocam bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. Yani belki konuşma olarak, üslup olarak ilk defa duyanların yadırgayacağı bir cümle olabilirdi. Dedi ki peygamberimizin sırtından insinler. O bir insan dedi. Ne demek bu? Yapılan şeylerde mesela peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem deve ne güzel binittir.
Develer hala ayakta. Hala hayatta. Niye biz son model arabaları tercih ediyoruz? Niye uçakları? Efendim, çağın içerisindeki en güzel, en önemli teknolojik bilgileri alalım. Hacamat, sülük, hele hele kupa. Ben kendimde belli zamanlarda tedavilerini oluyorum. Hocamdan da çok memnunum. Şimdi öğrencilerim, işte meslektaşlarım diyor ki siz mi? Evet, ben oluyorum. Ama çok da güzel faydasını görüyorum. Fakat bilinen, belgeli yerlerden alıyorum. İşte atıyorum, Onur Hoca yapıyor. Ne kadar? Atıyorum 10 lira. Çok değil mi ya? Çok mu acaba? O zaman git Ahmet'e git. 2 lira. Bununla uğraşıyoruz. Hijyen yok. Teknolojik hazırlık yok. Uygulama sonrası şoklandığı zaman bir destek yok. Bunlar bir de görünen tarafları tabii. Görünmeyen tarafları, sistemimizde ne gibi müdahaleleri olduğunu bilemezsiniz. Çünkü gerçekten vücudumuzda bütün parçadan ayrı asla düşünülemez. Yani müdahale ettiğiniz her bir noktanın bütüne olan etkilerini çok iyi kavramanız şarttır. Dolayısıyla bu da kolay bir şey değil. Çok özür dilerim, çok özür dilerim sizden. Geçen bir berber meslektaşınızı gördüm. Tıraş yaparken aynı zamanda gözlerden sülük yapıyor. Yani o an gördüm, dedim ki arkadaşım, kardeşim yani. Evet. Eğitimin sonu yok. Ozon terapi nedir? Ozon terapi nasıl uygulanır hocam? Evet, ozon terapide böyle kısa kısa hepsinden bahsetmemiz çok değerli. Hakikaten bilgi kirliliklerini de ortadan kaldırmak adına umarım faydamız olur. Hepimiz efendim tabii COVID pandemisini yaşadık. Bütün dünya ülkelerinde özellikle akciğer hastalıkları yaşadık ve bunun sonrasında COVID'den ölen milyonlarca insanımız oldu. COVID hastalıklarını geçiren kişilerde de böyle tanımlayamadığı bir eskisi gibi olamama, vücudunda kan akışının eskisi gibi olamaması, vücudunda bazı kronik hastalıkların oluştuğunu ve dermansızlıkların geliştiğini biliyoruz. Özellikle bu dönemde daha çok ismi ortaya atılan bu ozon terapi nedir denilen ozon terapi aslında o da Alman tıbbının bizlere kattığı bir tedavi modalitesidir. Ozon terapide zaten bizim soluduğumuz oksijen molekülü iki oksijen atomundan oluşur. Bu iki oksijen atomuna doğada var olan üçüncü bir oksijen atomu oluşturularak, birleştirilerek özel teçhizatlar desteğiyle ozon molekülü oluşturularak vücuda verilir. Fakat bu molekül doğada olmadığı için hemen kanla ya da serumla karşılaştığında hızlıca oksijen molekülü, iki atomlu oksijen molekülü ve tek bir atoma ayrılır. Bu birleşme ve ayrışma vücudumuza bir anda hızlı bir detoksifikasyon reaksiyonunu tetikler. Özetle ozon terapi vücudumuzdan alınan kana uygulanarak vücudumuza hızlı bir detoksifikasyonu hedefleyen, özellikle uygun kronik hastalıklarda kullanılan ve mucizevi tedaviler bize sunan, sağlığımızın geliştirilmesi, korunması için, bağışıklığımızın desteklenmesi için, bakın ölümün ortadan kaldırılması değil, bakın bütün hastalıkları gelin iki dozla hemen ozonla şu bitsin değil, sağlığımızın desteklenmesi, modern tıp imkanlarında aldığımız tedavilerle birlikte bütüncül olarak sağlığınızın desteklenmesi, geliştirilmesi ve korunması için çok önemli. Bakın hiçbir yan etkisi olmayan, zaten doğada var olan tedavilerdir. Ama bu tedavilerde diğer tedaviler gibi vücuda etkileri ve onların dozları çok çok iyi bilinmesi gereken uzman ellerce yapılmalıdır. Herkeste de aynı etkiyi vermeyeceği anlatılmalı. Tabii, tabii. Birisinde çok güzel sonuçlar aldıysa öbüründe olmayacağı. Tabii. Tabii. Peki mezoterapi ve proloterapiden bahsedebilir miyiz? Şimdi GETAT'ın da diğer bilinen çok önemli başlıkları da cilde uygulanan mezoterapi başlıkları. Maalesef mezoterapi sadece cilt altına uygulanan, cilde ve cilt altına uygulanan tedavilerle kalmayıp günümüzde birçok estetik uygulamayı da beraberine getirse de proloterapi tabii çok daha oldukça etkin, kalıcı tedaviler sunabilmekte. Proloterapiyi ben genelde hastalarıma ve izleyicilere şöyle anlatmayı tercih ediyorum. Hepimiz yaş alıyoruz. Yıllar ilerledikçe kilo da alıyoruz. Özellikle dizlerimiz ve belimiz başta olmak üzere eklemlerimizi iyi kullanamamamız neticesinde sadece kilo almakla da değil, inanın 40 yaşında yani belinde fıtık olan hastalarımız da oluyor. Bu hastalarımızın eklemleri zamanla sürtüne sürtüne bu basınç ve kötü pozisyonlar sonrasında yüzeylerini koruyan menisküsleri ve kıkırdakları zarar görmekte. Bu görülen zarar sonrasında da
bir takım fizik tedavi yöntemleri, manuel terapi yöntemleriyle başarı sağlanamazsa eğer, o zaman da modern tıbbın tüketildiği noktada prolotherapiyle de bunların desteklenebileceği unutulmamalıdır. Diz ekleminin tekrar rejenerasyonunu, ihtimalini ortaya koyan çok önemli, kesinlikle unutulmaması gereken ve yine uzman ellerce yapılması gereken tedavilerden bir tanesidir hocam. Peki toplumumuz GETA tedavilerinden ne beklemeli? Bu tedaviler ile klasik tıbbın arasındaki farklar ne? Ve bu aşamalarda nasıl bir faydalanma olmalı? Zamanı çok verimli kullanalım. Hepsini sorayım aslında istiyorum. Aslında burası işte çok güzel derleyici bir nokta. Yani az önce de anlattığımız gibi zaten GETAT tedavilerini sunan kişiler de hekimler. GETAT tedavileri hekim olmayan kişiler de verilmez. Ama herhangi bir sağlık durumunuz olduğunda, herhangi bir şikayetiniz olduğunda tabii ki ilk önce hekimlere başvurmamız lazım. Hekimlere başvurduğumuz zaman hastanelerde ya da sağlık kurumlarındaki imkanlarla teşhis ve tedavi yöntemlerinde sonuç alınamadığında destekleyici olarak yine bakanlığımızca izin verilen kişilerce, uzmanlarca yapılmalıdır. Ne zaman yapılmalıdır? Kronik hastalarımız var. Hiçbir şekilde tedavi olmuyor. Ağrıları var veya farklı problemleri var veya bağışıklık sistemini desteklemek istiyor veya bazı rejenerasyon özelliklerini kazanmak istiyor veya yıllarca geçmeyen bel fıtığı var, yıllarca düzelmeyen ruhsal problemleri var, yıllarca düzelmeyen kronik hastalıklar. İşte bu noktada doğru kişilerden GETAT tedavilerine başvurmasını ben önermekteyim. Evet. Peki beden ve zihnimizin sağlığımıza etkileri üzerine sözleriniz ne olur? Aslında görüyoruz ki beden ve zihin birbirinden ayrı düşünülemez. Bedenimizdeki birçok patolojimiz ruhumuza, ruhumuzdaki birçok olumsuzluk da bedenimize yansıyor ve sağlık kavramı da böyle ortaya çıkıyor. Unutmayın ki kıymetli izleyiciler, hastalıkların önemli bir kısmı aslında düşüncelerle başlıyor. Tersinden bakacak olursak da sevginin olmadığı yerde hastalıkların kapısı bizce böyle aralanıyor. Efendim, şimdi bütün hastalıkların temeli psikolojik ve psikofizyolojik rahatsızlıklar olarak zaten bir şekilde karşımıza çıkıyor. İmmünoloji dediğimiz şeyde bağışıklık sistemini yakından ilgilendiren bir uygulama. Dünyada yaklaşık olarak 10 milyara, değil mi? 10 milyara yakın. Öyle söyleniyor. Evet. 7-8 milyara banko var. Doğru diyor. Biz gitmedik yani diyor, bu kadar var da şimdi bize sorsa saydınız mı diye. Vallahi ben saymadım ama yani söylenen 8-10 milyon aralığında. Ve bu insanlarla da alakalı normal bir insanın kalbi solda oluyor. Vücudunda 8 adet sistem oluyor. Kimisinde 203, 205, 206 duruma göre kişiden, birisi çift parmakta doğuyor, o da haklı. Biri eksik parmakta doğuyor. Yani 200'den 206 kemik, 28 ila 32 diş, bunların hepsi normal, kabul edilebiliyor. İnsanların dünyadaki her sistemin, her mesleğin bir amacı var. Lokantacı sağlıklı bir şekilde, yani yemek sektörü, insanları doyurmak için vardır. Terzi giydirmek için. İşte mobilyacı, marangoz bütün hayatını sağlıklı bir hale getirmek için. Sağlık da bu tarz insanları, rahatsızlığı bozukluğu olan bireylere destek sağlamak için var. Efendim, programımızı kapatırken tekrardan Öğretmenler Günümüzü, 2 gün sonra olacak ama o gün programımız olmadığı için şimdiden kutluyorum. Dün atanan yoktur da örnek, dün dediğimiz en yakın zamanda atanan öğretmenlerden, geçmişten bugüne atanan tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Nezihe Gürsoy Bildik, İsmail Demez, ellerinizden öpüyorum. Tahsin Terzi, size rahmet diliyorum. Ailenize buradan tekrardan selamlarımı, taziyelerimi iletiyorum. Yeğenim İkbal, canım benim, Allah sana rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Eğer iyi olsaydım, biliyorsunuz benim de hani dedik ya Covid, ben bir 15-20 gün önce bir yurt dışında bir rahatsızlık yaşadım. Şu anda ablam burada, bakmaya geldi küçük kardeşini, artık dayanamadı, işi gücü her şeyi bıraktı. Eğer imkanım olsaydı gelirdim. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Efendim, Sümeyeler yaşasın. Biraz önce söylediğimiz şeyleri tekrardan üzerinden geçiyoruz. Sümeye birisinin evladı, birisinin
torunu, birisinin yeğeni. Yarın öbür gün Sümeyye piyangosunun kime vuracağı? Çünkü bunlar piyango. Rabbimin sınav dünyası. Ben kendi ablamdan yaşadım, öbür çocuğundan yaşıyorum, öbür yeğenimden yaşadım. Dördüncü kayıpları bu. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Lütfen yanlarında olun. Onur Hocam, muhteşem bir programdı. Çok teşekkür ederim. Benim açımdan. Çok sağ olun. Çok keyif aldım. İnşallah izleyicilerimiz de keyif almıştır. İnanıyorum. Çünkü neden? Bu kadar dolu dolu bir GETAT programı verilmedi. Hem göze aldılar. Hem GETAT'ı göze aldılar. Bizi gözlediler. Çok iyi. Sizin de son cümlelerinizi alalım. Çok ondan teşekkür sonra ederim. Sağlığımız gerçekten çok önemli. Ülkemizin de dünyanın da içinde bulunduğu şu günlerde sağlığımızı korumak için önce ruhumuza iyi bakmamızı gerektiğini unutmayalım. Ailelerimize iyi bakalım. Ve kendimize ancak böyle iyi bakabileceğimizi unutmayalım. Akupunktur yaklaşımından da unutmamamız gereken özellikle hepimizin birbirimizle ilişkili ve bağıntılı olduğunu unutmayalım. Hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Öğretmenler Günü yaklaştığı şu günlerde de hepimizin en büyük öğretmeni olan anne babalarımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Onların ellerinden öpüyoruz. Ben de ilkokul öğretmenim, kıymetli hocam Aysel Velioğlu'nun ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ellerinizden öpüyorum. Sizleri yetiştiren anneniz, babanız, komutanlarınız. Şu burnumuzun dibindeki bombalar patlayıp küçücük çocukları, gencecik öğretmenleri öldürüyor. Ve biz sizlerin açtığı bu yolda önümüzü aydınlatabiliyorsak bu sizlerin sayesinde. Allah size rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Efendim haftaya yeni konu ve konuklarla Salı günü saat 11'de Bilal Yalçıner ile sağlığa yolculukta buluşmak üzere. Selamlar, saygılar, sevgiler.